Yeni bir videoyla hepinize merhaba. Ben hemen girişten şöyle bahsedeyim. Giriş kişi başı 3 dolara yakın. İbadet etmek için geldiği zaman tabii ücret alınmıyor. Buradan bahsedeceğim ama şöyle genel olarak bir İsfahan'ı toparlayayım. İran'ın en büyük 3. şehri. Nüfusu 2 milyona yakın. Bu arada Tahran'a falan kıyasla gerçekten burayı daha çok beğendim, daha çok sevdim. Dünyanın en büyük 2. meydanı burada. İsfahan dünyanın yarısıdır diyorlar. Sonra Tebrizliler de eğer diyor Tebriz olmasaydı diyor. Böyle bir mahalle milliyetçiliği var. İlber Ortaylı da burası için favori yerlerimden diyor. Şöyle karşımda Van Katedrali. Katedrali aynı zamanda kilise de diyorlar. Kadınlar Kilisesi olarak da geçiyormuş. Daha doğrusu Rahibeler Kilisesi olarak. Mimarisine baktığın zaman camilerde kullanılan kubbe dikkati çekiyor. Katedralin içerisinde aynı zamanda el yazması, Ermeni kitapları mevcut. Şimdi iç tarafa da gideceğiz. Hatta iç tarafa çekmiştim. Hazreti İsa'nın böyle hayatının resmedildiği bir duvar var. Yukarıda işte doğumu, çarmıha gerilmesi, onlar hep resmedilmiş. Aynı zamanda da internette okuduğum kadarıyla resmin en alt kısmında ise sözlü Ermeni soykırımı anlatıldığı söyleniyor. Bu arada bu bölgede hep Ermeniler yaşıyor. Burada normal şu anda şeriat olduğu için Ermenilere burada imtiyaz tanınmış ve Ermeniler özel günlerinde şarap tüketebiliyorlar burada. Alkol tüketebiliyorlar. Ayrıca burayı Safavilerden birinci Şah Abbas yaptırmış. Şu girişinde de 1606-1655 yazıyor. Burada da müze var. Hayır. Eski el yazması kitaplar, baskı için böyle bir makine, lokal Ermeni kıyafetleri. Ararat Dağı, yani Ağrı Dağı. Bakıyorum şöyle Türk bayrağı var mı diye. Bir bayrağı yok. Müzenin bir bölümünde ise Ermenistan ve Osmanlı arasında olan o karşılıklı kırımı katliam olarak lanse etmeye çalışılmış. İlber Ortaylı'nın da bununla alakalı bir yazısı var. Eğer bulabilirseniz internet sitesinden bulun, onu okuyun derim. Evet arkadaşlar, kısa bir yolculuktan sonra İsfahan'ın o meşhur meydanına geldim. Bir önceki videoda da bu pazarı gezmiştim. Bahsettiğim bu pazarda ne bulabilirsiniz? Bu arada işte Tahran pazarı mı, İsfahan pazarı mı diye sordukları zaman İsfahan pazarının daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ben de gözlemlediğim kadarıyla bu pazarı daha hem geniş gördüm hem de bu meydan çok büyük olduğu için sıkılmıyorsunuz. Çok karışık değil, çok karmaşık değil ama Tahran'daki pazar biraz daha kalabalıktı. Tabi orası başkent olduğu için, bir de nüfus 19 milyon.
Buranın nüfusu 2 milyon. O yüzden oranın kendinden gelen bir kalabalığı da var. Şimdi burada abi neler var neler. Şu tarzda işlemeler, kakma dediğimiz hediyelik eşyalar. Sonra bu minyatür sanatı, o çok güzelmiş ki şey öğrendim dün. Abbas abi vardı. Minyatür sanatında o eskiden kullandıkları fırçanın ucunu kedinin tüylerinden yapıyorlarmış. Ve deve kemiğini böyle inceltiyorlar. Deve kemiğinin üzerine o minyatürleri işliyorlar. Çıkıyorsa hangi ustanın elinden çıkıyorsa ona göre de bir değer biçiliyormuş. Abi bu meydan öyle bir yer ki buranın anlamı dünyanın süslü meydanı olarak geçiyor. Zayende Nehri var. Bu Zayende Nehri ıslah edilmiş ve kapsamlı bir şehir planlamasıyla burası yapılmış. Mimari Bahaüddin Amili. Buranın önemi abi din, ticaret ve siyaset hepsi tek noktada buluşmuş. Şeyh Lütfullah Camii, Ali Kapısarayı. Ali Kapısarayı tam şu arkada şu anda. Büyük pazar içerisinden geçtik zaten. 512 metre uzunluğunda, 163 metre de genişliği var. Ve 400 yıldır neredeyse hiç değişmemiş bir yer. Böyle drone uçurmaya çalıştım. Maalesef cihaz izin vermedi. İSFA'nın şöyle bir önemi varmış. Burada nükleer santral tesisleri varmış. O yüzden stratejik açıdan önemliymiş. İzin verilmedi yani anlayacağınız. Ve abi geldik Ali Kapı Sarayı. İçeri giriş 100 bin tümen. Yani ne kadar ediyor? 3 dolardan biraz fazla. Burada da böyle hediyelik eşyalar var arkadaşlar. Buranın önemli yerleri. Mesela işte Azadi Tower, Miladi Tower, sarayları, camileri. Bu tarzda önemli yerlerinin minyatürlerini yapmışlar. Burada Zerdüştlerin sembolü var arkadaşlar. Buralara da gideceğim. Buradan sonraki zaten istikametin Yezd. Orada sessizlik kuleleri var. Soracak olursanız abi Ömer Hayyam'ın mezar anıtı. Ters bir kadeh gibi görünüyor. İsfahan'ın sıcaklarına iyi gelecek. Şöyle şerbetler var. Bu da tohum şerbeti diyorlar. Tohum. Doğru söylüyorumdur inşallah. İçerisindeki şu sarı olan noktalarda TEF deniliyor. Hollywood yıldızlarının yeni gözlüsü falan diyorlar. İşte protein zengini. Yani sağlıklı olduğu söylenilen bir bitki. Yılda bir defa ekiliyormuş. Yolunuz düşerse de deneyebilirsiniz. Tadını ben beğendim. Güzel. Arkadan da müzik sesleri geliyor. Evet, arkadaş müzik yapıyor, ritim tutuyor. Şöyle meydanı size yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Nakşibendi Meydanı. Burası 7 katlı bir saray. 48 metre yükseklikteyiz. Sarmal yapıda merdivenlerle çıkıyoruz. 6. katında ise çok iyi akustiği olan bir müzik odası varmış. Orayı da göreceğim. Karşı tarafta tam Şeyh Lütfullah Camii. Yapımı da 1603 yılı. 1618 yılında ise tamamlanmış. Caminin baş mimarı Şeyh Bahai. Aynı zamanda filozof, matematikçi, şair. Burası ticari yönden önemli bayağı bir. Daha önce de İpek Yolu buradan geçiyormuş. Özellikle bu meydandaki o ticaret kültürü hala devam ediyor. Yine burada 200 tane dükkan ve 3000'e yakın kişi çalışıyormuş. Bu arada el işi çok fazla. Çoğu yapılan ürün el işi. Dünyada el işinin yapıldığı ve satıldığı böyle büyük bir meydan yokmuş. Şimdi arkadaşlar caminin içerisine girdim. Burada şöyle bir şey var. Şimdi kapıya geldiğiniz zaman bilet satmaya çalışacaklar. Diyeceksiniz ki ben Müslümanım, namaz kılmaya geldim. Öğlen namazı vakti şu anda. Öğlenle ikindi cem ediliyor, birlikte kılınıyor. Akşamla da yatsı birlikte kılınıyor. Bizdeki gibi de her camide cuma namazı kılınmıyor bu arada. Ve Şiilerde abi namaz kılarken alnınızı koyacağınız yerin doğal bir taş olması gerekiyor. Hatta bazen bazı insanların alnında bu taşların izi çıkıyormuş. Gelmişken Mescid-i Şah Camii'nden size bahsedeyim. İran camilerinin en güzellerinden bir tanesiymiş bu cami. 1. Abbas Safevi'nin emriyle yapılıyor. Zerdüştlüğün sembolü. Aynı zamanda İran milliyetçilerinin de kullandığı bir sembolmüş o. İç tarafta böyle bir workshop yapmışlar. Burada çalışıyorlar.
o master, üstad dedikleri bir abi var. O da resimleri yapıyor. Burada Hazreti Muhammed'in fotoğrafının resmedilebildiği ile alakalı bir şey duymuştum. Şimdi arkadaşa bununla alakalı soru sordum. O da bana dedi ki Hristiyan ressamlar resmetmiş, yani varmış burada, çizilmiş. Aşağılamak tarzında değil, hani resmetmek ve bilgilendirmek tarzında böyle bir resim yaptıklarını söyledi. Ben de bunun legal olup olmadığını sordum. O konuda bilgisi yokmuş. Eğer bilen varsa yorumlar kısmına yazabilir. Herkesin böyle çok dindar olduğunu düşünülen bir ülke. Ama burada karşılaştığım insanlarla da konuştuğum zaman inanmayan insanlarını veyahut da daha farklı dine mensup insanları da çokça gördüm. Bununla dinle alakalı işte eleştirisel yönde çok da espri yapıyorlarmış. Bununla alakalı karikatürler çiziliyormuş. Birçok karikatür ödül almış. Sedat Anar'ın kitabına denk gelmiştim. Sokakname diye bir kitabında. Orada İran seyahatinden bahsediyor. İran'a gelmek isteyenler veyahut da müziğe ilgili olanlar varsa okumasını tavsiye ederim. Sedat Anar, Santuri. Çok güzel bir kitaptı. Anılarından da bahsetmiştim. Orada şey diyordu. Hani Hanefi-Sünni çatışmasından dolayı biz biraz daha farklı namaz kıldığımız için farklı gözle bakabilirler tarzında bir şey vardı. Ama tabii ben öyle bir şey yaşamadım. Gayet hatta girdim birkaç soru sordum. Böyle tebessüm ederek cevaplamaya çalıştılar. Türkiye. Arkadaşlar bu arada yoldan geçiyordum. Bize selam dedik. Thank you so much. Abi enerjiyi gördünüz, duydunuz. O kadar iletişim açıklar ki herkes böyle bir şeyler söyleyebiliyor, merhaba diyebiliyor, buyur edebiliyor. Nargile içiyorlardı, gayet sosyalleşiyorlardı. Gelmeden önce ben de bu kadar olacağını zannetmiyordum ama geldikten sonra gördüğüm atmosfer bu. Ve yine dikkatimi çekti. Abi kadınlar bazen hep aynı kıyafeti giyiyorlar. Bunun sebebini sordum. Deminki arkadaşlarda da vardı. Çünkü dedi biz iyi arkadaşız. İyi arkadaşlar aynı renk kıyafeti, aynı kombini seçiyorlar. Erkekler için de sordum ama o kadar olmadığını falan söyledi. Kadınlar bu konuda biraz daha seçici davranıyorlarmış. Geldiğimden beri normalde bu bölgede çokça böyle insan düşünüyor ki işte dilenci falan olacak. Hiç dilenci görmedim. Sadece bazen bir şey satmaya çalışan çocuklar vardı. Çünkü o kadar çok yardım kuruluşu varmış ki arkadaşlar. Yani bunlara ihtiyaç duyulmuyormuş. Hiç diyor parçalanmış bir yardım kutusu göremezsiniz yazmışlardı. Şu anda şöyle güzel bir sokakta yürüyorum. Ve yerlerde çöp falan göremedim. Gayet temiz. Ve bahçeler, parklar. Çölün ortasındayız. Bir ağaçların verdiği serinlik var. Tahran'da da benzerini görmüştüm. Normalde çok kalabalık bir şehir. Ama %20'si parklar ve park bahçelerden oluşuyor. Bu oran İstanbul'da sadece %2.2'ymiş. İlginçti benim için. Daha fazla olacağını düşünüyordum. Böyle suni de olsa birçok park var. Dikilmiş ağaçlar var, gölgelikler var. Abi bu sıcaktan insanlar bunalanlar. Gelip bunların alt taraflarında filan yatıyor, dinleniyor. Özellikle şu yol çok güzel bir hava katmış. Bu arada küçük bir yürüyüş. Şimdi Beryane Azam diye bir yer var. Buranın ismini çok söylediler bana. Buraya git. İran'ın lokal lezzetleri tat dediler. Şu anda geldim ama bana dolu dediler. Bir de evinde kaldığım bir arkadaşım vardı. O da buraya gelecek. Onunla burada buluşacağız. Şimdi dedim ki ben ta Türkiye'den geldim sırf bu lezzeti tatmak için. O yüzden o da dedi ki dur bir daha bakayım falan yaptı. İnşallah bir yer bulabilirse oturup yemeklerinden buranın tatmaya çalışacağım. Abi bu işte taban içine koyuyorlar. Keş döküyorlar. Şöyle bir et suyu var. Orada da eti pişiriyorlar. Burada da böyle bizdeki lavaş gibi üzerine atıyorlar. Şimdi deneyeceğim keşke. Okay, thank you so much. Şimdi burada hazırlanırken ben de çekeceğim. This is the bread and the butter that she ekleyiniz yanına. Overwhelmed. This is the juice of the meat. Keşke koyuyorlar. Yes, and after that powder the cinnamon. And after that we put tomatoes. After that, the fat. Yes. Okay. Domates koydum. Yes.
combination of fat and meat. Fat and meat, okay. Like Adana kebab. Sorry, this. It is very hot. Have you seen it? No, chicken de koyuluyor. Specialized yogurt. Ha, yoğurt. Etle yapılan bir tatlı arkadaşlar. Şu anda Instagram adresi de bu. Arkadaşlar aslında bir bilgi veriyor. Sıfır'ın geleneksel tatlarından bir tanesi. Neymiş? Karışmaz. Karışmaz. Karışmaz atı tatlı. İçerisine fındık ve safran atılıyor. O da bu soru rengi veriyor. Okay, I will share you. Gerçekten. No. Bizde kavga etme aşaması vardır ya. Yemek yendikten sonra abi vallahi diyorum, billahi diyorum, ödetmem diyorum. Kesinlikle müsaade etmediler. Yani adamın eline parayı uzatıyorum, sıkıştırıyorum, almıyor ona rağmen. Gerçekten yapamadım, beceremedim. Why bro? Why? Eve gittim, üzerimizi değiştirdik. Arkadaşın köy evine gideceğiz. Ve burada şey de dikkatimi çekti. Şimdi yolda giderken size de vereceğim. Adam aracın içerisinden kadınlara doğru yaklaştı ve bir şeyler söylüyordu. Ben de o sırada kayıttaydım. Daha önce de burayla alakalı şey duymuştum. Bazen kadınlar ve erkekler flörtleşmek için veya da tek gecelik ilişkiler yaşayabilmek için böyle arabayla tur atıyorlar ve cam açmasını isteniyor. Kadın da eğer utanırsa, kendi telefon numarasını vermek istemezse adam kendi telefonunu arabanın içerisine doğru atıyor. O şekilde bir iletişime geçebiliyorlar. Benim de tuhafıma gitti bu. Ve arkadaşlara da sordum teyit etmek amaçlı. Onlar da evet öyle bir yöntem var dediler. Deminki o yolculuk yaparken de kadınlar kabul etmedi anladığım kadarıyla. Evet ve arkadaşlar şu ana kadar kaldığım muhtemelen en iyi kaç surfing evi olabilir. Abi salon burası. Ve abi burada bir müzik sistemi. Böyle iç taraf geniş. Hani bu hep bahsedilen şey vardır ya. Hep bahsedilen vardır ya işte İran'da işte evler var, köy evleri var filan. Parti evi. Parti evi yani buraya gelip eğleniyorlarmış filan. Arkadaşlar çok kayda giremedim, sadece şu anda İran'ın çok farklı bir yüzünü gördük, şahit olduk. Telefonlarla çektim, veririm buradaki atmosferi, insanlar şarkı söylüyor, havuza falan girdiler. GoPro da çok şey yapamıyor, çekemiyor. Videoyu burada bitireyim. Böyle ayaküstü şu anda saat 4'e 5'e falan geliyor, müthiş bir enerji. Durmuyorlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kanala abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız motive edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.